Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aysima'nın tişörtünü gördünüz mü? Açsana bir görsün arkadaşlarımız. Dayısı Aysima'ya tişört almış. Hediye. Yalnız bakın burada kim var? Bunlar bizi özlemişler. Dedesine demiş bizi halama götür. Sabah gelinimiz, annem, çocuklar geldiler. Şimdi onlar televizyon izliyorlar, biz de kahvaltı hazırlıyoruz. Sevindin mi Burhan gelince? Özlemiş miydin? Ha? Özlemiş miydin Burhan'ı? Burhan sen Aysima'yı özledin mi? Ha? Evet. Özlemiş miydin? Oh, keyifleri de yerinde. Çok sevmiyorum. Yeter. Sen de meyve suyu. Bardak vereyim. Kahvaltıyı yaptık, masadan kalkamadık arkadaşlar. Hemen sonrasında da bir keyif kahvesi içelim istedik. Şöyle sunumlarımızı hazırladım. Annemle Derya orta şekerli içiyor. Aleyna ile ben sade. Onun için ayrı ayrı pişirdim. Şimdi bizimkileri de dolduracağım. Sonra sohbete devam. Ne diyorsun anne bu işe? Afiyet olsun. Yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Misafirlerimizi yolladık. Şöyle bir mutfağımızı toparladık. Ben böyle hazırlıklarımı yaptım, geldim. Aysima'nın keyfi yok arkadaşlar. Morali bozuldu. Erken gittiler diye. Burhan da aynı şekilde. Gitmeyelim, biraz daha kalalım. Ama babamı durduramadık arkadaşlar. Babam çarşıya geldiği zaman hemen işini bitirip dönmek derdinde. Yani işlerini halleder, hemen köye döner. Bugün de sanayiye geliyormuş. Demişler çocuklar biz de gidelim halama. Demiş işim çabuk biter, hemen dönerim. Derya diyor ki baba işin çok sürmezse biz de gelelim mi dedim diyor. Hemen biter işim dedi. Babam öyledir arkadaşlar, çarşıda zor durdururuz onu, hemen dönmek istiyor. Daha kahvaltıya oturduk, telefon açtı. Benim işim bitti, dönelim mi diye. Ben de dedim nereye gidiyorsunuz ya, daha yeni kahvaltıya oturduk. Annem dedi ki birazcık oyalaş bari, kahvaltıya yeni oturduk. Neyse kahvaltımızı yaptık, dedim kahve yapıyorum, hiç kalkmayın. Hemen kahvemizi yaptım, ardına babam tekrar aradı. Geleyim mi artık? Yazık adamı oyaladık öyle. Dedik yok gelme, kahve içiyoruz. Sonra annem dedi ki şimdi artık söylenmesin dedi, hani dışarıda. Gel diyoruz, eve de gelmiyor. Eve gelse zaten hadi gidelim diyecek. Dedi artık sinirlendirmeden gidelim en iyisi. Sonra çocukların tabii morali bozuldu. Aslında parka inmek istediler. Tam öğlen sıcağıydı. Dedim bu sıcakta sizi göndermem. Çok sıcak, hastalanırsınız. Ben de parka indirmedim. Bayağı keyifleri kaçtı yani. Çok sinirlendiler bugün bize. Şimdi hemen malzemelerimi hazırladım. Şöyle Aysima ile bir kurabiye yapalım. Hem oynasın, ona dalsın. Hem de biraz keyfi yerine gelsin diye. Şöyle malzemelerimi çıkardım arkadaşlar. Aysima ile kurabiye yapacağız. Ben şimdi önce size malzemelerimi sayayım. Hamurumuzu güzel yoğuralım. Hazır olunca Aysima'yı da çağırayım. Birlikte vakit geçirelim. Hem can sıkıntısı geçsin. Hem de kurabiye yapmış olalım. Daha sonra da zaten onu öğle uykusuna uyutacağım. Ben de akşam yemeği işine geçerim. Şimdi size önce bir malzemelerimizi sayayım. Sonra hamurumuzu yoğururuz. Malzemelerimize gelecek olursak arkadaşlar, ben hamurun makinesinin haznesine bir paket margarin açtım. Tereyağıyla da çok güzel olabilir ama benim hazırda margarinim vardı. Oda sıcaklığında bir paket margarin açtım. Bir su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri. Böyle hepsini karıştırıp yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü margarinin bayağı oda sıcaklığında, biraz önce çıkarmıştım onu evde sıcak olunca. 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Malzememiz çok az ve çok da güzel kıyır kıyır bir kurabiye oluyor arkadaşlar. İçinde nişasta olduğu için hamurunun çok lezzetli oluyor. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilini ekliyorum. Bir kepçede bunu ekleyeceğim şöyle. Hatta iki kepçe. Şimdi yavaş yavaş hamur makinesinin birinci seviyesinde. Yani elle yoğuruyorsanız zaten elinizin sıcaklığıyla daha güzel oluyor aslında. Şimdi birinci seviyede yavaş yavaş. Yavaş yavaş yapacağım bakalım. Birden gaza geldi makina. Ay. Yapma bunu bana Mahalla. Şimdi ayarımız tamam artık. Böyle kaynayacak.
karıştırdıkça ben unumu eklemeye devam edeceğim. Güzel ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru elde edeceğim buradan arkadaşlar. Şimdi hamur yoğruldukça bu unu tamamen yiyecek. Biraz bekleyelim güzel kıvamını alsın. Ben şu döktüğüm yerleri bir sileyim. O yoğrulurken. Bir dakika Esma'cığım. Ben önce bir hamurumuzun kıvamına bakayım. Tamam mı? Bu arada ben şef yapacağım. Mutfağa teşrif etti arkadaşlar. Sen yuvarlak yuvarlak yapacağım. Ama şimdi ben sana ayarlayayım. Bak bir dakika. Ben sana şöyle ayarlayayım. Hoho Aysma şef orada mısın? Buradayım bak. Şimdi çok güzel kurabiyeler yapacaksın. Ho merhaba. Nasılsın Aysma şef? Onları yuvarlak yapacağım sen, tamam mı? Senin görevin o. Sen yuvarlak kurabiyeler yapacaksın. İlk kıvamı. Şef de bakmalı kıvamına. Yani. Şok. İlk kıvamına bakacak. Vay vay vay. Çok güzel olacak. Gerçekten mi? Zaten senin yaptığın bir şeyin güzel olmama şansı yok bir kere. Çünkü sen yapıyorsun. Şimdi sen yuvarlak olanları yap. Ben de farklı bir şekil yapacağım. Yani. Görmüyor. Yani. Bir kurabiye, bir hamurdan iki model kurabiye çıkaracağız. Ve birbirinden çok farklı kurabiyeler olacak arkadaşlar. Ya olmamak gibi bir şansı var mı acaba? Gözüm çeksin. Gözüm çekti. Canın da değil. Gözün çekiyor. Gözüm çekti. Bakalım şimdi benim istediğim olacak mı? Önemli olan mı? Beklentimi karşılayacak mı? Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Sen ne yapıyorsun? Ben de kendi çapımda eğleniyorum. Benim seni mi yapıyorsun? Olmadı bu. Başka değil. Bir... Beklentim bu değildi. Hayır. Hayır asla. Bu şu... Ağırmış mı? Evet. Sen mükemmel yapıyorsun. Şu tırtığın kurabiye kalıbını ben hiçbir zaman kullanamadım. Hiç beklentimi karşılamadı. Bunu bırakıyoruz. Başka. Bak. Gözün çekti. Bakayım. Gözünsün Aleyna. Bakayım. Bak bu da böyle daha. Bakayım. Onun yerine ben hep şu duy ucularını kullanıyorum arkadaşlar. Daha güzel verim alıyorum bundan. Bakalım bu olacak mı istediğim gibi. Yalnız bunun da işte içi küçük. Çok küçük. Aynen. Şöyle dolduralım bakalım. Şey mi yapsam? Bunun torbasıyla mı yapsam? Torba. Dur bakayım. Şöyle bir deneyelim. Bu istediğim gibi olursa bunun torbasıyla yapacağım. Hadi lütfen. Vallahi oldu. Önce böyle şimdi yap, basma hiç bence. Hayır böyle bak şöyle şu yuvarlak. Ortasına var ya bak şöyle yapacağım. Pişince buraya şey. Bu şimdi şundan bastığım için olmadı. Bak bir dakika. Bir yöntem daha deneyeceğiz. Anne, torbayla. Sen gelmeye ben yaparım. Sen yapmaya devam et. Seninki ayrı bir model olacak. Şu bir de torbasıyla deneyelim bakalım. Ucuna şey taktın mı? Biraz daha. Böyle olursa var ya nasıl olacak biliyor musun? He. Gitmiyor. Ya. İşte oraya. Bir şey de deniyoruz biz burada. Hayallerim gibi olmadı. Şeylerle yap şu küçük. Dur oldu. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi kızlar. Dur bakayım. Şöyle olursa. Olmadı. Dağıldı. Torbasıyla olmayınca tekrar elle devam. Pes etmek yok. Bakın şöyle. Sanki oldu. Evet. Bence şu mu daha güzel oldu? Şöyle biraz. Şu ortasına şöyle basacağım. Yani bence oldu. Farklı bir şekil oldu. Bak şöyle göstereceğim sana yavaşça kaldırıp hem de tepsiye alacağım. Bence güzel oldu. Değil mi? Farklı oldu. Evet.
Çiçek bak gibi. Şöyle. Fazla bozmadan. Şimdi bunları yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizeceğim. Aysima'nınkileri de farklı şekil vereceğiz. Aysima bitirdi. Yuvarlama işini. Hızlı bir şef. Dur. Hızlıyı ben her zaman. Her zaman. Hadi bismillah. Oldu bence. Bir oluyor pes bir olmuyor. Etme diye. Sen pes etme diye yani, yapıyor. Yani şimdi şuraya da şöyle basacağım. Buraya da marmelat da olabilir, çikolata da olabilir. Bıktı. Of mu dedi? Of diyor. Ne dedin sen? Of demedim ki. Of demedin mi? Pof demedi Aleyna, o nereden çıktı? Yani aslında güzel oluyor. Bilemiyorum. Kararsızım. Bitti. Bundan az yapıp bakayım. Fazla başka model mi yapsak? Bakayım. Ben sana birkaç tane daha vereyim mi Aysima? Sakin sakin yapıyoruz Aydan. Heyecanlandığın zaman olmuyor. Şöyle. Göster nasıl yaptın ona. Şöyle. Sonra da Aysima doğmuş gel. Tabuşuk el. Nasıl yaptın? Vallahi ellerim. Biraz incilmiş gösterelim. İncilmiş. Şu biraz incilmiş. Onu düzeltsin. Bak bu gözle de. Gözlerin öyle kalır yapma. Nasıl yaptın? Bak şöyle. Sonra incilmiş mi biraz? Şöyle. O biraz incinmiş mi? Ha? Şu da biraz çatlamış. O çatlakları falan düzle sen. İşte o çatlakları hep düzle güzel olsun. Tamam mı? Bu en güzel olacak galiba. Gerçekten mi? Çünkü sen yapıyorsun. Ooo görüyorsunuz yani. Şef kendini açtı. Bu gözlerle yapıyorum. Bu gözlerle yapıyor herhalde. Bu gözlerle. Dikkatli o gözlerini bakıyor. Ellerinle yapmayalım mı? Hayır, o gözlerle dikkatli bakıyor, güzel yapıyor. Şöyle 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 şöyle. Neyle yaptın onları? Bal elleriyle. Şöyle 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 şöyle. Neyle yaptın diye soruyor, onu söyle. Tarifimle, daha tarifim. Tarif. Şöyle 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 şöyle. Nasıl nasıl nasıl? Şöyle 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 şöyle. Güzel tarif. Anne bu en güzel oldu. Hepsi en güzel oldu. Şimdi sen yaptın. Işıldı ışıldı. Ne? Gözümün ışıldı ışıldı. Gözümün ışıldısı mı demek istiyorum? Böyle böyle. Gözümün ışıldı ışıldı. Bu en güzel. Anne böyle diyor. Gözün çeksin bak da diyor. Bu en güzel tarif. Malzemelerini bize söyle de biz de yapalım. Evet. Un, şer. Şeker, yoğurt. Yoğurt yapmadık ama. Tereyağı. Sanki atıyorsun gibi. Ne atıyorum? Yoğurt falan yoktu içinde. Un ve tereyağı. Başka? Unla tereyağı karıştırıyoruz oluyor. Bir de pudra şekeri vardı. Böyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, iki sıra bundan yaptım. Şimdi Aysima'nınkilere şekil vereceğiz. Yeter ondan iki sıra. Aynen. Çünkü o beni sıktı artık. Çok güzel. Zor oluyor, uğraştırıyor. Daraldı. Darlandık. O yeter. Üf, tamam. Başardık onu. Şimdi senin yaptıklarını ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız. Bak şimdi. Ben de yapacağım. Bir dakika. Her şeyi. Tabii ki. Bak şimdi. Şuraya şöyle. Bastıracağız. Aa çok kolay. Aa, çok kolay da. Çok kolay. Ezdik. Anneciğim çekil. Çok bastık. Çekil anneciğim. Tamam tamam bak oldu. Anne şu kolu. Gördün mü? Midye kabuğu. Duyuyor musun? Anne çekil tamam. Anneciğim. Allah. O da ondan daha kötü dağıttı. Beterim beteri. Çevir ters çevir. Ters çevir. Ters çevireceğim. Çok bastım. Çok bastım. Işıldıyor. Bakayım. Ay. Neyse onu bir daha yuvarla, bir daha bas. Bir daha ışıldasın. Bir daha mı ya? Yine mi? Yine mi benim de? Bundan 3 sıra yapalım. 3, 4, 5. Vay vay. Valla sen de öyle öğrendin, ben de bunu yapacağım. Ne yapacağım? Aynısını bana.
Çekil bakayım. Bir dakika. Ben bunu kaldırayım sonra sen yiyeceksin. Sırayla. Çekil anneciğim. Bakın arkadaşlar. Çekil aşkım. Evinizde böyle. Aa bu gaza geldi. Yavcı. Çok böyle tasarım. Tırtıklı kapak varsa evet. Hemen. Şunu kaldırsana. Bir dakika kaldır. Ben kaldıramam. Neden ki? Ben bozarım. Aman aman. Dur o zaman ben ancak senin yapıştırdıklarını kaldırmakla mükellef olurum. Ama nasıl kaldıracağım? Bir dakika bekle. Hı? Bir dakika çiçeğim. Bir dakika. Ne? Bir dakika şurada. Çok güzel. Hı-hı. Bir daha yapıyorum bari. Sana iki sıra dörtten dur bir dakika. Dur seni bir daha yoracak. Dur bir dakika bak. Benim bak senin yoksa. Yaptıkların orada kalıyor. Sen sadece yuvarlayıp bana ver bence. Sonra kavga edeceğiz gibime geliyor. Gittikçe iş çığırından çıkıyor. Giderim bak. Tehditler. Tehdit mi ediyorsun beni? Tehditler havada uçuşuyor. Giderim bak. Nereye giden biliyor musun gidersin? Yatağa. Nereye giden? Yatağa. Nereye giden buradan gidersin? Giderim oturma. Uykuya. Hayır oturma odasına değil. Nereye giden? Yatağa ben de süt yaparım. Oturma odasına. Uykuya. Buradan gidersen? Bu yol direkt yatak odasına bağlanıyor. Hayır. Dümdüz gidiyor. Dümdüz gidemezsin. Burası direkt yatak odasına bağlanıyor. Güzellik uykusu saatine bağlanıyor. Bilgin olsun da. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Hadi. Bak gider bak. Hadi gidiyorum. Gözlerine bak. Beni tehdit etme. Beni tehdit etme. Seni tehdit ederim. Beni tehdit edemezsin. Seni tehdit edebilirim. Bu yol şuradan hemen sağ tarafa döner. Çocuk odasına girer. Bilgin olsun. Şimdi birazında böyle yapacağız arkadaşlar. Bir malıyı daha yapacağım. Hepsinizi 3 şekilde. Bir hamurdan 3 kurabiye çıkaracağız arkadaşlar. 3 şekil. Seninki kalmış. Çocuk kandır. Aa burada da unutmuşsun. Bak burada da unutmuşsun. Şunları. Ben indir. Aydınur, Esma'yı indir. Doğru da. Doğru. Oturma. Hayır ya da hala oturmadan. Şimdi kalan hamurumuza bir tatlı kaşığı kadar Nescafe ekledim arkadaşlar. Gelelim 3. modelimize. Şimdi bunu da şöyle dondurma kaşığıyla şekil vereyim istedim. Bakalım bu nasıl olacak. Vallahi güzel oldu bence. Başarılı. Ne diyorsunuz? Hemen. Hem de çok kolay şekil vermesi. İyi ölçü çünkü. Derdi yok. Hepsinin ölçüsü aynı. Şöyle biraz bastırıyorum ki güzel çıksın. Bunları da şöyle dizeceğiz. Ay bunlar da çok tatlı oldu. Bu taraftan çeksene Aleyna. Şuradan. Bunlar da ayrı bir güzel oldu. Bu kenarda bunları yapacağız. Şimdi 150 dereceye ayarlayacağım arkadaşlar fırınımı. Üzeri kızarsın istemiyorum. Böyle beyaz beyaz pişsin istiyorum. Onun için 150 derecede şöyle biraz zaten kontrol edince anlıyorsunuz. Yumuşaklıktan biraz sertliğe geçtiği zaman kurabiyelerimiz tamam demektir. Vallahi bunların şekilleri de ayrı güzel oldu. Yalnız işi abarttım arkadaşlar. Oldu 4 model. Tepsiye sığmayınca şöyle küçük küçük de farklı model yaptım. Bu da kahve yanına olur diye düşündüm. Şöyle bunlar da kahve yanı. Nescafeli olduğu için kahve yanı kurabiyesi olsun burası da dedim. Şöyle üzerlerine çatalla şekil veriyorum bunların da. Tepsidekiler de burada. Şimdi fırınımı çalıştırdım. Hemen kurabiyelerimizi fırına yolluyoruz. Fırın sonrası görüşürüz.
Ay Sima, güzellik uykusundayken şu kurabiyelerin son dokunuşlarını da yapayım arkadaşlar. O uyanmadan. Çünkü durmayacak. Ben de yapayım isteyecek. Şöyle bunlara dediğim gibi marmelat. Şunu biraz abartmış olabilirim. Aslında küçücük küçücük bırakmam gerekiyor ama tabii ben dayanamayıp çok yapıyorum. Bu arada ocağa da Belmare usulü çikolata bıraktım arkadaşlar. Şimdi onu da şu midye olanlara şöyle size hemen onu da göstereyim bir dakika. Çünkü bu arada komşumu çağırdım. O da kahveye geliyor. O gelmeden size şu midyelerin son halinde göstereyim. Kurabiyem varken dedim gel hadi kahve içelim. Biraz önce onunla telefonla konuşuyorduk. Dedim işin yoksa gel kahve içelim. Şimdi o çıkacak. Çıkmadan şöyle midye olanların da uç kısımlarını Belmare usulü erittiğim çikolataya şöyle bandırıyorum. Bunlar da böyle ayrı güzel olacaklar. Şöyle. Bu diğerleri sade olarak kalacak. Yani sade değil, onlar da Nescafe'li zaten. Onlara bir dekor yapmayacağım yani arkadaşlar. Bu şekilde. Komşum biraz önce kalktı arkadaşlar. Kurabiyelerim de soğudular. Şöyle saklama kabına hemen dolduracağım. Birkaç tane akşam için bırakacağım kızlar yesinler diye. Ama fazlasını dondurucuya kaldıracağım. Orada da bulunsun. Şöyle. Nescafe'liyi fazla istemezler diye ondan biraz fazla kaldırıyorum. Şimdi en tehlikeli olan kısmı şu arkadaşlar. Bu çikolatalı olduğu için gördüğünüz gibi biraz bu sıkıntı çıkarabilir. Şöyle. Neyi yanlış koydum. Şöyle yapsaydım. Bir dakika, burayı temizleyelim. Çikolatalı kısımlarını birbirine denk getirelim ki değdiği zaman en azından birbirine çikolatası değsin. Hemen oraya bir katlı peçete bırakacağım. Aynı şekilde bu marmelatlı olanın arasına da peçete bırakacağım arkadaşlar. Çünkü birbirine bulaşsın istemiyorum. Şu kenara da marmelatlı olanını dolduracağım. Şöyle tabana bir sıra yapayım. Üzerine hemen peçete bırakacağım. Sonra bunları şöyle, hatta hepsinin üzerini kapatalım. Biraz bol peçeteli olacak ama en azından çıkardığım zaman birbirine boyamış olmayacak. Kenara da bundan. Çikolatalıdan kızlara biraz fazla bırakmak istiyorum ki en çok onu severler. Bir kat daha peçete bırakacağım. Şöyle. Şundan iki tane daha alayım yeter. Kalan kalsın artık dışarıda. Bu taraf kenara da şu Nescafe'li olanları dolduracağım. Aman aman. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Şöyle saklama kabının içini göstereyim size. Bu şekilde doldurdum. Şu kenar kısmına her katına peçete kapattım ki çikolatalar birbirine değmesin diye. Bunlar da artık akşam yerler. Bunun kapağını kapatıp dondurucuya kaldırıyorum. Bayatlamasın. Bir misafirim olursa çıkarırım, hazır olur. Bazen öyle bir oluyor ki arkadaşlar, videoyu kapatıyorum, uzunca bir müddet video açamıyorum. Bugün de öyle oldu. Kurabiyeleri dondurucuya kaldırdım. Hemen akşam yemeği işine geçtim. Dondurucudan bamya çıkardım. Bamya pişirdim. Pilav yaptım yanına. Salata derken akşam yemeği işini öyle hallettim. Onları hazırlarken de kuzenimle telefonla konuştum. Kankamla konuştum. Annemle konuştum tekrar. Onlar köye gitmişlerdi biliyorsunuz. Tekrar beni aramış ki ne yaptı Aysma, çok ağladı mı diye. Derken bu arada da telefon görüşmelerimi yaptım. Sonrasında birkaç gündür şey yapıyoruz arkadaşlar, benim giyinme odasını biliyorsunuz, oraya idareten kızların dolapları gibi küçük dolaplar almıştık. Daha sonra dedik hani yerleşelim, nasıl diyeyim, biraz maddi yönden rahatlayınca dedik oraya dolap yaptırırız. Birkaç gündür Ayhan'a diyordum oranın ölçüsünü aldırıp bir fiyat alalım bakalım ne denilecek.
Biliyorsunuz benim vestiyerlerimi, mutfak dolaplarımı kuzenim yaptı. Yalnız kuzenim işe girmiş arkadaşlar, başka bir yerde. İşe girdiği için dedi ki hani çok vakit ayıramam, yapamayabilirim falan deyince başka bir mobilyacı aramaya geçtik. Ayhan'ın bir yolcusu varmış, mobilyacı. Dedim ki gelsin bir fiyat versin bize. Bir de dedim hani mobilya fiyatlarına bakalım. O geldi akşam üzeri. Ayhan'la birlikte geldiler. O giyinme odasının ölçüsünü aldı. Bize fiyat verecek arkadaşlar. Ondan bir fiyat alacağım. Bir de gidip yatak odası mobilya fiyatlarına bakacağım. Anneme sorarsanız mobilya al diyor. Yatak odası mobilyası al diyor. Hani elbise dolabını, şifon yerini falan al diyor. Ama benim yatak odamında şöyle bir nasıl diyeyim, terslik var. Giyinme odasının kapısı var. Ebeveyn banyosunun kapısı var. Odanın kapısı var. 3 kapı var 3 duvarda. Ve bir duvarda da cam var. Çok ters geliyor arkadaşlar. İnşallah yarın size çekerim. Daha iyi anlarsınız. Yani yatağı bu tarafa çeviriyorum. Tam ortada oluyor. O tarafa çeviriyorum. Olmuyor. Yani ancak böyle hani elbise dolabı girmediği zaman çok rahat. Ama elbise dolabına sokarsam mecbur yatak odasının kapısının arka tarafına koyacağım. Çünkü diğer dolaplar, duvarlarda hep kapı var, pencere var. Olmuyor. Mecburen kapı arkasına koymam gerekiyor. Kapının arkasındaki uzun duvara. Yani şu an yatağın başının olduğu duvara. Yatağı bu tarafa çevirmem lazım. Çevirsem direkt cam var. Camın bu tarafını kurtarsam giyinme odasının kapısına denk geliyor. Bilmiyorum. Benim niyetim açıkçası giyinme odasını yaptırmak. Hani oda biraz geniş, ferah kalsın. Ben o odaya küçük bir şifon yer, bir de boya aynası alacağım. Başka hiçbir şey. Bir de yatak. Başka hiçbir şey almak istemiyorum. Oda ferah dursun diye. Ama yine de annemi de kırmayacağım. Hem mobilyacıdan fiyat alacağım, hem de bir de gidip mobilya fiyatlarına bakacağım. Artık hangisi bütçemize uyarsa, hangisi kafama yatarsa belli olmaz. Belki mobilyalar çok hoşuma gider. Direkt mobilya almaya da karar verebilirim. Bakacağız artık. Nasıl olursa ona göre karar vereceğim. Yani akşam üzeri mobilyacı geldi. Sonra Aleyna dershaneden geldi. Çok açım dedi. Hemen sofraya oturduk. Sonra onlar mutfağı toparladılar. Derken bu saat ettik. Saat şu an 9.30 arkadaşlar. Ben bu saate kadar video açamadım maalesef. Veda için geldim artık. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım beğenerek keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.